makine sanayi yaklaşık Adana'daki en eski kuruluşlardan biri diyebilirim. 50 yılı şu an devirmiştir. Tansu Makine Sanayi, babam olan Hakkı Tansu tarafından senelerce birçok sektörlerde müdürlük, genel müdürlük görevlerini yaptıktan sonra serbest hayat altında düşünen bir makine mühendisidir. Hakkı Tansu Bey tarafından. Hakkı Tansu Bey tarafından makine imalatına başlamıştır. O zamanlar aspiratör dediğimiz, separatör dediğimiz, pamuk temizleme makineleri, daha doğrusu Hakkı Bey bir icatçıydı. Devamlı bir makine icat etmeye hayalindeydi. Sanayi çağrısında karşıya kadar küçük bir açımız vardı, 340 metrekare. Üniversiteyi bitirdikten sonra 75-76'larda oralarda bir takım kendimce büyük işlere girmeye başladım. Hatta hiç unutmuyorum, Ankara'dan İller Bankası'ndan geldiler. Dediler, ya dediler, sen bu işleri yapıyor musun? Dediler, yani biz büyük bir fabrika bekliyorduk, kimseye söylemediler. Neyse biz devam ettik. Babadan kalan bir makine imalatından daha sonra abim de geldi. Biz burada anahtar testini, endüstri testleri kurmaya başladık. Adana ve Adana dışında birçok yerde. Daha sonraları böyle bir sistemin devam etmesi için de iyi bir iş ortamının olması lazımdır ki kadronuzu arttırın, personelinizi arttırın, finansmanınızı ona göre ayarlayın. Ama devamlı tökezleyen bir ekonomi içerisinde, tökezleyen dediğim sanayinin, yatırımın peyderpey ara sıra olduğu bir yerde mecburen bir seri üretime girmek mecburiyetine kaldı. Düşünün. Zaten uzun zamandır böyle bir hayal içerisindeydik. Hep bir seri üretim yapılamaya çalışıyorduk. Bu sırada enerji olayına girelim dedik. Yaklaşık bundan 6-8 sene belki bir olaydı. Yani 2004'lerde başlayan bir sürüyordu bu. O sırada özellikle bu mevzuda çok tartıştık. Türkiye dünyanın en büyük güneş enerji pazarlarından biridir. Bu dünyanın en büyük güneş enerji metrekare üzerinden pazarlarından biri olmasına rağmen burada bir handikap var. Handikap da şudur. Maalesef Türkiye'deki bir takım bu rekabetçi ortamlarda rakiplerimiz merdiven altı imalatçılarıdır. Türkiye'de bu mevzuyu çok ciddi olarak yapan 3-4 tane büyük dev fabrika vardır. Bayağı büyük yatırımlarla yapılmış olan. Şu an dünyada birçok ülkede büyük pazarlara sahip olan dev firmalar var. Ama dediğim gibi bunlar sadece 3-4 tane. Şu an birkaç firma daha böyle büyük dev yatırımlar düşünüyor. Ama Türkiye pazarında malını satıp da daha sonra paranı tahsil etmek için harcayacağın zaman bütün kârınızı götürür. Hiçbir şey elde edemezsiniz. O şartlar altında biz de döndük, dedik ki ihracat yapalım. Madem ki böyle bir pazar arayışı içerisindeyiz, bu ürünün de çok iyi imal edeceğimizi karar verdik. En iyisini yapalım ve de en iyisiyle dünyaya açılalım. Bizim portföyümüz içerisinde Yeni Zelanda'dan, Kuzey Afrika ülkelerinden, Avrupa ülkelerine kadar büyük bir yelpaze var. Bu yelpaze içerisinde ama ekonominin dalgalanmasından dolayı çok büyük iniş çıkışlar oluyor. Biz İspanya, İtalya, önce İtalya'ya başladık. İtalya'da çok iyi bir imkanımız, çalışmamız, pazarımız varken pazarın daralmasıyla direkt İspanya'ya başladık. Portekiz'e başladık. İspanya'da Avrupa'nın en çok inşaat kulesi İspanya'da. Bu da inşaat sektörünün ne kadar inanılmaz bir had safhada olduğunu gösteriyor. İspanya pazarı o kadar büyük pazarımızı, imalatımızı almaya başladı ki İspanya'da bir depo açtı, bir ofis açtı, şirket kurdu. Oradan pazarlamaya başladı. Buna tabii ki yani bayağı görmem, şöyle söyleyeyim.
herhangi bir güneş enerjisi sistemini dünyaya satmak istiyorsanız bazı testlerin, sertifikaların alınma mecburiyeti var. Bu da mesela Solar Kimak gibi belgeler. Bu belge size tek kelimeyle şöyle söyleyeyim. Ama bununla da kalmıyor. Bir Solar Kimak belgesini herhangi bir ürününüz için alıyorsunuz 15-20 euro. Yanında bir ürün daha var, 20 euro daha veriyorsunuz. Bir 10 tane ürününüz varsa 200 bin euro veriyorsunuz. Bu da yetmiyor. Eğer İspanya'ya satacaksınız, İspanya diyor ki benim standartlarımda diyor test edilmesi lazım diyor. Oradan da bir belge alıyorsunuz. Fas'a satacaksınız, Fas diyor ki benim standartlarım var diyor. Buna göre test edeceksiniz diyor. Yani sonuçta o belgeyi alıyorsunuz ama o belgenin dışında da hangi ülkeye ihraç edeceksiniz, o ülkeden sertifika almak mecburiyetindesiniz. Sertifika sadece ve sadece ürün bazında değil, montaj bazında da montajı yapan kimselerin de aynı sertifikaların olması gerekiyor ki devlet teşvikinden faydalansın. Bu arada şunu söyleyeyim. Türkiye güneş enerjisinde en milyon metrekarelerle en büyük pazara hariç olmasına rağmen Afrika ülkelerinde veya Avrupa ülkelerinde güneş enerjisini kullandırmak için yapılan teşviklere bakarsanız Türkiye'de bunların hiçbiri yok. Yani hiçbir şekilde kıyaslayamazsınız bile. O kadar büyük teşviklere başlarsınız. Sonra bizim işte Utku Bey'imiz olayı büyüttü. Hani atını atlar giderdiniz ya, arkadan Afrika'ya geçti. Afrika'da Kuzey Afrika ülkelerine başladı. Kuzey Afrika ülkelerinden Güney Afrika'ya geçildi. Arkasından Beyrut pazarı başladı, Orta Doğu pazarı başladı. İşte arada sırada biz bunu görüyoruz, geliyor buraya. Bugün gelmiş olması lazım. Geliyor buraya, merhaba diyor, raporunu veriyor, anlatıyor. Ondan sonra atını dehleyip tekrar gidiyor. İnşallah çok başarılı olacak, bekliyoruz. Ama dediğim gibi başarı 25 ülkeye ihraç etmek değil. Bu 25 ülke devamlı azalıyor, çoğalıyor, azalıyor, çoğalıyor. Önemli olan devamlı satış yapacağınız ülkeler. Yani elinize 10 ülke varsa bu 10 ülkeye de her ay belli adet konteyner bazında mal gönderiyorsanız o zaman başarılı yakalamış oluyorsunuz. Ben şey sormak istiyorum. Evet. Ne kadar üretim kapasiteniz var? Yani burası ne kadar bir alan, ne üretim kadar bir kapasitesi, alan kurulu? Şu anki buranın üretim kapasitesi herhangi bir yeni bir çivi çakmadan 20 bin boylar, 10 bin kolektör imal edecek şekilde yapılmıştır. Biz bu sene bir değişiklik yaptık. Bu sene Türkiye pazarına girdik. Bu Van, Muş taraflarındaki deprem evlerinin hepsinde güneş enerji sistemleri vardı, sıcak su sistemleri vardı. Devlet mecbur konuştu TOKİ binalarında. Genel istek üzerine bizden dediler ki, ya niye bize teklif vermiyorsunuz? Yani demir ürünlerimizi, ürünlerimizi verdik. Ürünlerimiz şartnamelerine uygun kabul edildi. Şartnamelerine uygun kabul edildi de bu sene yaklaşık 2000-3000 adet 3 ay gibi bir zaman içerisinde bunları imal edip teslim ettik. Bunlar bahsetmiş olduğumuz boilerler, bunlar işte emaye kaplı olan boilerlerimiz. Tamamen buradaki gördüğünüz tüm ürünler ihracat. Burada şunu söyleyebilirim size, birçok makineyi biz kendimiz imal ettik. Kendi ihtiyaçlarımıza göre kendimiz imal ettik. O şekilde çünkü kendi ürün tipinize göre bunu yapmanız gerekiyor. Şu gördüğünüz kolektörlerde, rak kolektörlerde şunlardan bir delikteler. Dışarıdan diye patlama yapar. Bu makineyi Avusturya yapıyor. Çekler yapıyor. Birçok Yunanlar yapıyor. 50 bin 60 bin euro. 70 bin euro. Bu makineyi kendiniz mi yaparsınız? Yaparsınız. 15 bin euroya mal edersiniz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şurada gördüğünüz
Hadi. Tansuyu makinenin Adana'da üretmiş olduğu güneş kolektörleri sistemleri 4 kıtada 25 ülkeye ihraç edildi.